Evet, değerli arkadaşlarım, hepinize saygı sunuyorum. Bayram geçmiş olsa da yeniden bayramımızı tebrik ediyorum. Bayram çok güzel geçti, memleketimiz için iyi geçti efendim. Dünya için de böyle sulha, barışa açılan bir kapı gibi bayram zemini geçti. Dolayısıyla ilgili Erzurum'daydım ben. Erzurum'da ilçe gezileri yaptık. İlçelerde böyle bir huzur hakim. Dolayısıyla oradan da size özel enerji getirdim basınımıza. İnşallah bundan sonraki zaman dilimleri de çok daha güzel şeylere açılacak pencere olur. Arkadaşlar, dün Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı efendim kabine sonrasındaki iyileştirici bir takım formüller vardı. Bundan dolayı bizi arayan çok sayıda insanımız oldu. Memnuniyetlerini ifade ettiler ve şunun altını insanlarımız çiziyor. Biz değil, siyasetçiler değil arkadaşlar. İnsanlarımız, sahadakiler çiziyor, vatandaş çiziyor ki yine şu netameli zeminden çıkarsak Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle çıkarız. AK kadroların yetkin haliyle çıkarız. Ve Cumhur İttifakı elbette ki. Onu ihmal etmemek lazım. Bugün Sayın Devlet Bahçeli'yi takip ettik grup toplantısında. Çok özel mesajlar verdi. Kendisine burada teşekkür ediyorum. Ülkemizin birliği, bütünlüğü, vatanımızın çok daha müreffeh hale gelmesi için bir özel duruş sergiliyor. Cumhur İttifakı bağlamında. Başka şerikler de var tabii ki, onlara da minnettarız. Onların açıklamalarını da takip ediyoruz. Birileri var ki yıkmaya, yok etmeye, özellikle zemini bozmaya dönük gayret sarf ederken Cumhur İttifakı ve Cumhur İttifakı'na destek verenler, siyasi figürlerden bahsediyorum, çok özel duruş sergiliyorlar. Onların hepsine ama hepsine teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Çünkü bu vatan bizim arkadaşlar. Eğer vasat bozulursa, ki bozulan vasatları görüyoruz, işte Ukrayna'yı görüyoruz, Rusya'yı görüyoruz şu anda. Ve Suriye, yıllara sari sıkıntılar yaşanıyor bakın. Elhamdülillah. Liderliğin ne kadar ehemmiyetli olduğunu, ne kadar önemli olduğunu buralardaki gelişmelerden de görebiliriz. Bir lider çıktı, 20 yıldır vatanımızı çağlar üzerinden aşırtan bir hali hayata yansıttı. Dolayısıyla onun etrafında kim efendim kenetlenmiş, Cumhur İttifakı'nı kim destekliyor ise onlar da şu gelişmelere şeriktir, ortaktır. Onlara da minnettarlığımız var. Tabii aksi hal de var arkadaşlar. Aksi de geçerli. Bakın, milliyetçiyim diyenler, aslında biz bunları hiçbir zaman milliyetçi falan görmedik. Milliyetçiliği bir daha tarif ediyorum ben. Burada birkaç defa söyledim. Milliyetçilik milletini sevmektir. Başka milletlere düşmanlık besliyor iseniz o zaman ırkçı pozisyona düşersiniz. Milletinizi seveceksiniz, başka milletlere faul yapmadan milletinizi çok daha yükseklere taşıma gayesi güdeceksiniz. Milliyetçilik budur. Öbürü ne oluyor? Başkalarına düşman olursanız ırkçı potasına düşüyorsunuz. Bakın, milliyetçi bir defa şu vatanın her noktasına, her hücresine aşıktır arkadaşlar. Biz onu biliriz. Hele hele buraya gayret sarf eden, emek veren, çalışan, çabalayan kim varsa, şu an vazife başında kim varsa ona bir defa saygı duymak lazım. İşte bir partinin genel başkanı. İsmini burada özellikle zikretmek istemiyorum. Reklam olmasın diye zikretmek istemiyorum, biliyor musunuz arkadaşlar? Samimi söylüyorum. Değmez çünkü. Böyle bir rezalet olabilir mi ya? İçişleri Bakanımıza ağzına gelen lafları söylüyor. İçişleri Bakanlığı'nın önüne gidiyor, nümayiş yapıyor. İçişleri Bakanımıza Süleyman falan gibi böyle çok efendim sıra dışı, çok uydurukça ifadeler kullanıyor. Bu mu milliyetçi? Bu mu vatansever? Tam tersi. Bunlar bir yerlerden aldıkları vazifeleri hayata yansıtıyorlar. Gelsinler kardeşim, milliyetçilik, vatanseverlik. Varsa bir sorun, o soruna çözüm üretmektir. Çözümleri var mı? Efendim, senaryosunu kendisinin yazdığı, kendisinin parasal destek verdiği bilmem uyduruktan sadece insanların zihnini ifade edecek filmler çektirmek milliyetçilik değildir. Bunun adı edepsizliktir. Tam tersi milletine ters düşmektir. Yani bir tarafta Cumhur İttifakı'nın gayretleri, çalışmaları, öbür tarafta da bu neviden bu çalışmaları sekteye uğratmaya çalışanlar var. Yazıklar olsun diyoruz arkadaşlar. Yazıklar olsun bunlara. Millet diyor, onu da söyleyeyim. Yani ben tabii ki bir siyasi figür olarak, bir siyasetçi olarak bunu söylüyorum ama ben milletin içerisinden geliyoruz arkadaşlar. İnsanlarımızın tepkisi çok yüksek. Kaldı ki arkadaşlar, bizim medeniyetimiz,
özel kodlar yüklemiştir bize. Nedir o kod? İnsansa insana şefkatle yöneleceksin. Bunun düşüncesi, fikriyatı, ırkı, mezhebi hiç ehemmiyeti yok ki kardeşim ya. Yanımızda bir yangın var ve o yangının içerisinde yananlar var. Yakın zamanda gördük. Başlarına kurşun sıkılıp da canlı canlı efendim çukurlara atılanları beraber görmedik mi? Böylesine zalimane bir ortam içerisinde siz oraya insanları gönderin, ölsünler deyin. İnsanlık mıdır? İnsanlık mıdır kardeşim? Yapılması gereken nedir? Sayın Cumhurbaşkanımızın tarzıdır, tavrıdır. Ne yapıyoruz? Şimdiye kadar 500 bin insan gitmiş oraya. Çünkü oradaki vasatı düzene koymuşuz. Bundan sonra da inşallah 1 milyona yakın insan gidecek. Kızılay'ımızın gayretleri var. Bütün milletçe bir gayret koyuyoruz. Devletçe bir gayret koyuyoruz. Sen de gel kardeşim. Bu gayrete bir küçük de senin katkın olsun. Yok böyle bir şey. Sadece oy devşirme adına bir takım yerleri kaşımak. Bu siyasetçilik değil. Bu siyaset değil. Bu ucuz yöntemdir. Bu yöntemi herkes uyguluyor. Ve daha ziyade de vatandan, milletten yana olmayanlar uyguluyor. O çok net söylüyorum. O arkadaşımız da, o partinin genel başkanı da bu tarzı deniyor. Aklı sıra böyle yaparak efendim oy devşiririm, bir noktaya gelirim gibi bir yaklaşım sergiliyor ki olmaz. Bu millet tokat atacak bunlara. Bunlara demokrasi tokatı atacak, millet tokatı atacak arkadaşlar. Milli duruş tokatı atacaklar. Allah'ın izniyle. Hep beraber göreceğiz. Ya siyaset öyle bir hale gelmiş ki arkadaşlar bakın bir şeyi sizinle paylaşacağım. Bir gazete yayın yapıyor. Daha doğrusu bir tweet atmış. Asgari ücretin yaklaşık 9 katı maaş alan milletvekilleri TBMM'de yılın çoğunu tatil yaparak geçiriyor diye bir tweet atıyor. Yalan, bühtan, siz burada şahitsiniz. Milletvekillerinin nasıl çalıştığını gece gündüz olmadan, mesai mefhumu olmadan gayret sarf ettiğini hepiniz biliyorsunuz. Böylesine yalan bir mesaj. Niye atıyor bunu? Milleti milletvekillerine karşı kışkırtmak için atıyor. Peki bunun vazifesi bu. Bunlar hep bunu yapıyor zaten. Peki burada vazife yapan bir milletvekili buna nasıl bir cevap veriyor? Üstelik de grup başkan vekili arkadaşlar. Nasıl bir cevap veriyor? Cevabı şu. Bu kadar tatilin en başta meclisin itibarına zarar vereceğini, beklentisi olan toplum kesimlerine karşı saygısızlık olduğunu defalarca dile getirdik diyor. Yasama organının Cumhur İttifakı'na üye partiler eliyle bu kadar itibarsızlaştırılmasını milletimize şikayet ediyoruz. Kim diyor bunu? CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel. Aynen ifadesi bu arkadaşlar. Millete şikayet ediyor. Peki arkadaşlar, bunu yapan arkadaş ısrarla her seferinde dedik ki aldatmak milleti hafife almaktır. Ayıptır. Bu milleti ne zannediyorsunuz siz arkadaşlar? Bu millet aklıyla, idrakiyle, izanıyla dünyaya yön vermiş. Dünyaya nizam vermiş bir millet. Milleti bilmezseniz işte böyle yalan söylersiniz. Bakın arkadaşlar burada başta meclis başkanımız olmak üzere, tabii ki meclis başkan vekilimiz, onun imzası ve bütün grupların başkan vekillerinin imzasıyla alınmış bir karar var. Bayram öncesi tatilin yani perşembe gününün çalışmama günü olarak efendim tespitini hep beraber imzalamıştır. Bunun içerisinde kim var? Cumhuriyet Halk Partisi adına Engin Altay var. Bakın grup başkan vekili. Nöbetçi çünkü o. Başka kim var? Bizim Bülent Turan Bey var. Başka kim var? Efendim Hakkı Saruhan Oluç var. Erkan Akçay var. Ve Erhan Usta var. İmzalar da burada arkadaşlar. Bakın. Islak imza. Öyle deniyor ya. Peki bunu bilmesine rağmen bir grup başkan vekili böyle bir mesaj vererek meclisin itibarını yer ile yeksan etmiyor mu? Ediyor değil mi arkadaşlar? Demek ki bulunduğu yere saygı duymuyor mu bir defa? Bulunduğu yeri özümsememiş. Ne adına yapıyor? Oradan ufak bir şey, millete ben bunu söylerim, bir şey acaba kotarır mıyım diyor. İşte milleti tanımama bu arkadaşlar. Ayıp olan bu. Saygı dışına çıkmak budur. Bizden böyle bir şey sadır olmaz. Böyle şey olur mu? Burası milletin iradesinin tecelligahı, tecelli ettiği yer. Burada herkes saygın. İşte şurada karşımda milletvekili arkadaşlarım var. Siz de hepiniz tanıyorsunuz. Ne gayret koyuyor arkadaşlarımız ya. Vatandaşla iç içeyiz. Burada efendim yasama faaliyeti yapıyoruz. Her türlü faaliyetin içerisinde yer alıyoruz.
Sadece biz mi? Bütün milletvekilleri. Öyleyse buranın itibarını zedelemek sana ne kazandırır? Onun derdi kendisine bir şey kazandırmak değil. Ucuz çıkar elde edebilmek. Tıpkı belediye başkanları gibi. Bakın birbirlerine girmişler. Belediye başkanları. Biri ayrı telden, öbürü bir başka telden çalıyor. Birisi rol kapıyor, bayramda gidiyor Sayın Cumhurbaşkanımızın memleketinde aklı sıra nümayiş yapacak. Aklı sıra orada efendim bir görüntü verecek, gösteri yapacak. Ne oldu? Rizelilerden bir demokrasi tokadı yedi değil mi? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. İstanbul'a hizmet etmek yerine böylesine basit işlerle uğraşıyorlar bunlar. Dediğim gibi ne yapmaya çalışıyor? Kılıçdaroğlu'na çalım atmaya çalışıyor. Hepsi birbiriyle böyle kavgalı. Millet de bunları efendim 2023'e kadar bıyık altı gülümseyerek takip ediyor. Ve dediğim gibi demokrasi tokatını çok esaslı bir şekilde vuracaklar o tarih geldiğinde. Ben bu kadarla iktifa ediyorum. Teşekkür ediyorum. Soru varsa alırım. Sayın Bahçeli, Suriye Devlet Başkanı'nın ilan ettiği genel hafta ilişkin mühim ve geri dönüşleri kolaylaştırıcı bir adım değerlendirmesi yaptı. Bu konuda değerlendirmeniz ne olur? Tabii ki çok değerli, çok önemli. Elbette ben de öyle düşünüyorum. Ancak orada çok despot bir yapı var. Bunu hepimiz biliyoruz. İnsanların itimatı olmadığı için, güveni olmadığı için daha önce de birkaç defa bu neviden af açıklanmıştı ama bu defaki çok daha kapsamlı. İnşallah bunun bir aksülameli bir yansıması olacaktır diye düşünüyorum. Olması da lazım. Ben zannediyorum ki oradaki vasata herkes katkı sunarsa, orada daha düzgün hale gelsin diye bir gayret koyarsak, buradaki insanlar da o vatanlarına, memleketlerine yönelecekler. Ya arkadaşlar ben bu arada size bir şey söyleyeyim ya. Bakın ben Erzurumluyum. Bana milyar tane dört başı mamur vatan versinler. Yahut şehir versinler. Her şeyi çok güzel bir efendim zemin hazırlasınlar. Ben Erzurum'un zerresine değişmem. Vatan böyle bir kavram. Memleket böyle bir kavram ya. Şimdi Suriyeliler vatanlarını bırakıp buraya gelmişler. Mutlu olabilirler mi? Mümkün mü kardeşim ya? Onlar da mutlaka ama mutlaka gitmek istiyorlardır. Mutlaka istiyorlardır. Öyleyse daha insani düşüneceğiz. Ve Allah'ın izniyle arkadaşlar çok net söyleyeyim ben. Öyle bir hal de yakın zamanda gelişecek. Göreceğiz. Ve biz şunu biliyoruz arkadaşlar. İnsanlara ne kadar müşrik yaklaşırsak Cenab-ı Hakk'ın inayeti de o denli bize yansıyacaktır. Böyle bakarsak Suriye'deki hadiselerde böyle okursak çok daha olumlu gelişmelerin önünün açıldığını hep beraber göreceğiz inşallah. Teşekkür ediyorum.